Merhaba sevgili Jın TV izleyicileri. Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programında yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum son zamanlarda edebiyat dünyasına, seviyorum tabii, edebiyat dünyasına, yayıncılığa fazlasıyla girmiş durumdayız. Bugün Yaykop'un, Yayıncılar Kooperatifi'nin başkanı, Tekin Yayın Evi'nde sahibi Elif Akkaya karşımızda. Hoş geldin Elif, nasılsın? Hoş bulduk Feryal, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Yine aynı şey oldu, biz sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Ama meğer aynı ortamlarda bulunmuşuz, aynı kuşaktanız. Tabii. Bayağı bir şey oldu. En son işte bir günlük festivalde berabermişiz. Sen dans ediyormuşsun, ben söylüyormuşum. Sorma, evet orada bayağı böyle bir şey oldu. Magazin dünyasının ağzına. Çok güzel. Atol Behramoğlu ile beraber geldik. O da çok uzun yıllar sonra kardeş türküleri orada heyecanla dinledi ve çarpıldı. Çarpıldıkça da hep ayağa kalktı geldi ve benimle dans etti. Çok güzel. Ben izledim onu. Yani seni tanımıyordum ama o videoyu izledim. Evet. Böyle bir çılgınca bir dans var bir taraf. Evet. Herkes dans ediyor. Sizi özel bir çekmişler. Çok tabii güzel. Tabii biz biraz arkadaydık. Arkada olunca da çok fazla öne çıkmış olduk. Çünkü direkt ortada karşılıklı dans ediyor. Şey bir de pandemi böyle içimizde çok tuttuk ya her şeyi. Ondan sonra bir çılgınlıklar, biz de sahnede yani çılgınlıklar yapmak demeyeyim ama şey oluyorsun böyle, aa ne güzel ya, aa şarkı söylemek ne güzelmiş, aa insanlar dans ediyor falan. Öyle bir şey yaşadık. Çılgınlık demeliyiz bence. Hatta bence çıldırmalıyız da. Çünkü biz yalnızca pandemi değil, pandemiyle birlikte çok daha ağır koşulları da taşıyan, tabii, şurada 20 senedir falan deli gibi bir sürü alanlar kapatıldı. Hani olduğumuz, ürettiğimiz, bulunduğumuz alanlar azaldı. O yüzden biz çılgınlık yapma hakkımız şey oldu var. Değil mi böyle hayat, yani hareket alanımız bayağı bir daraltıldı ve orada hala bağımsız sanat, bağımsız edebiyat, bunların derdindeyiz. Aynen öyle. O yüzden zaten şey, yani ortak bir aksiyonla dans edip şarkı söyleyip muhabbet edebiliyoruz. Birbirimizi tanışmamış olsak da ama birbirimizi çok yakından bilerek o yollardan beraber yürümüş olmaktan kaynaklı çok onur duyuyorum. Çok mutluyum. Ne güzel. Sizin üretim süreçlerinizi ne tanık olmuş bir neslin. Sen de mi 90'larda üniversitedeydin? Ben 90'larda üniversitedeydim. Üniversiteden atıldım 90'larda. Tabii o bir şey olmuşum başına. 93 benim. Ondan sonra tekrar böyle bir hayhuy içerisinde yeniden dönüş. 2000'leri buldu. Yüksek lisans 2000'leri geçti. Yüksek lisans yaptım. Ama videoları falan hazırlık yaptım ya şimdi. Evet. Sen bir ekonomistsin. Evet. Oradan. Evet. Ama tabii onunla paralellik kuruyorsun anlattığın şeylerde. Var, tabii var. Yüksek lisans da mı ekonomi üzerineydi? Evet, finansal denetim yüksek lisans. Sonra Tekin Yayın Evi seni mi çağırdı? Nasıl oluyor dedin. Evet, evet, şöyle kısacık hemen gireyim oraya. Muhasebe doğru hani o süreçten sonra eğitimim de o anlamdaydı. Muhasebecilik yapıyordum. Hı. Cağaloğlu'nda birçok yayıncının da matbaacının da muhasebecisiydim aynı zamanda. Ama 90'larda üniversiteden atılmış ve dönmüş Cağaloğlu'nda yayıncılık yapmaya çalışan bir genç kadındım. Dergi çıkartıyorduk, yayın yapıyorduk, kitap çıkartıyorduk. Tabii böyle bir yerden geliyorum. Sonra kendi mesleğimin üzerine çalışmaya başladım uzun süre. Ama bir yandan yayıncılık da bir yerlerde hep devam ediyordu. Yayıncılarla sürekli haşır neşir olma, yazarlarla haşır neşir olma, Cağaloğlu'nda olmanın şeyleri, Tekin Yayın Evi'nin de mali işlerine bakıyordum. Hmm. Tekin Yayın Evi de artık 1960 yılında kurulmuş bir yayın evi ve çok yaşlanmış. İkinci kuşak çocukları devam ettirirken. Hemen araya gireceğim. Yaşar Kemaller falan tabii, oradan değil mi tabii, o dönem? Tabii Yaşar Kimler Kemaller, var mesela? Rıfat Ilgaz. Mesela ilk Rıfat Ilgaz, ben tarihine baktım geçenlerde yine böyle ilk kitaplarından birisi Rıfat Ilgaz'ın kitapları. 1962-63 gösteriyor ilk baskılar. Yaşar Kemal Tekin var. Tekin Yayın Evi. Tabii Kemal Tahir, Orhan Kemaller. Aziz Nesin, Aziz Nesin'in muhasebesini, mali işlerini aynı zamanda baktığı böyle bir kolektif şeyin de oluştu. Bir yayıncılık tarihi gördüm orada. Tekin Yayın Evi'ne çarpıldım aslında biraz da. Onlar da böyle bu işi bırakıyor olunca, ya dedim kapatmayın, bunu biz yapalım, biz devam ettirelim. Onlar da sağ olsun
inandı, güvendi ve bıraktılar. Sen devraldın ben sonra. Ben devraldım. Ne zaman oluyor bu? Bu yaklaşık 12-13 sene oldu. Hiç fena değil. Evet, 12-13 senedir bu alandayım. Neler oldu sen girdikten sonra? Ben girdikten sonra ben biraz yayıncılığa kültürel bağlamda sokaktan geliyor olmaktan kaynaklı da o bağı tekrar kurmanın faydalı olacağını düşündüm. Onu gördüm. Biraz da iktisat okumuş olmaktan kaynaklı onun çok daha bunun ekonomik bir hızlı kalkış da ona da sebep olacağını. Aslında çok önemli değil mi? Tabii. Yayıncılıkta. Tabii. Çünkü yayıncılıkta o döneme kadar gördüğüm hep şuydu. Evet kitap çıkıyor. Yazar bir şekilde okuruyla buluşmaya çalışıyor ama çok zor. Buluşamıyor. Hı-hı. Bir araya gelemiyor. Yayıncı yalnızca kitap çıkartıp onu satmanın, onu teşhir etmenin ve dağıtmanın derdine düşüyor. Ama yayıncılık o değil tek başına. Yayıncılık çok özel bir iş. Niye? Kültürel alan yani müzik, sinema, tiyatro bu tüm kültürel alanın üretimleri basılı. O öğrendiğimiz, okuduğumuz şeylerden geçmiyor mu? Yazılı, evet. Üretimlerden. Onu kim yapacak? Yayıncı yapacak. Yayıncı aracı olacak. Yazardan, üretenden alacak. Basacak, yayınlayacak. Bütün şeylerini, risklerini de düşünerek. Çünkü bu aynı zamanda bir misyon işi de. Tabii. Yani yayma faaliyeti. Tamamen buna sanayi, tamamen buna sektörel, endüstriyel bakmak doğru değil. Kültürel alanın hiçbirine. O açıdan da ben yayıncılığın, üretimlerin, yazarın üretimlerinin, edebi, akademik, sanatsal içerikte olan o tüm üretimlerinin insanla, toplumla tekrardan buluşması gerektiğini hissettim. Çünkü büyük bir kopuş olmuş 12 Eylül sonrası da buna neden olmuş. Öyle bir fikirle şöyle başladım. Dedim ben evet çeviri kitaplarda yayınlayacağım ama yazarı Türkiye'ye gelsin. Şunu yapacağım ama yazarıyla birlikte Tokat'a gidelim. Gerçeğini görsünler yani. Evet. Kimdir bu, ne evet. yapar, nasıl bir... Konuşsun onunla, tanışsın, sohbet etsin. O kültürel aktarım, işte bilgilenme ve aydınlanma dediğimiz hep işte bunun için uğraşmıyor muyuz? Evet. Yani insanın varoluş nedenlerinden biri de bu değil mi? Bu buna sebep olsun dedim ve iki sene içerisindeki o çalışmalarla, dizilerle yeni farklı bir soluk getirdik yayın evine. O arada da ülkenin politik gündemi artık çok netleşmiş, saflar netleşmiş ve Beştepe'de işte sarayın yapımına başlanılmış. O arada da Uruguay Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Mujica, Saraysız Başkan diye bir kitap çıkartmış. Dedim ben bu kitabı alacağım ve Mujica'yı da Türkiye'ye getireceğim. Benim serüvenim aslında insanların duyduğu, öğrenmesi. Bayağı bir söyleşi var değil mi bununla ilgili? Evet, okudum. Öyle başladım. Mujica'yı Türkiye'ye getirdim. Ve enteresan muhabbetler oluyor. Biraz çok, anlatsana. Çok güzel şeyler oldu. Onu ilk getirdiğimiz, ilk geldiğimiz akşam Taksim'de, Taksim Hil'de konuktuk. En üst katında işte bir şeyler içiyoruz. Etrafımız kalabalık. Gezi'yi sordu bana direkt. Gezi buralarda bir yerde galiba dedi. Ben de kaldırdım eşiyle birlikte kendisini. Camdan hemen orası zaten böyle o alan gözüküyor. Dedim Gezi burası. Vay bu be. Meydan bu alandı. Biz burayı korumak için çok mücadele ettik. Muhteşem bir şeydi dedi. Yani o kadar dünyaya yankıları ulaşmış, ona da ulaşmış ki. Orada epey ona Gezi'yi anlattık. Allah Allah. Ve orayı seyretti, anlamaya çalıştı. O meydanın o... 70'lerini de anlattık tabii ki meydanın. Çok güzel şeyler oldu. Tabii öyle tabii başladı. 70'ler Taksim Meydanı tabii, falan. Tabii. Ne kadar tarihi bir yer. Tabii. Gezi deyince mesela insan içinde yaşarken gaz da yiyorsun, olaylar da oluyor falan. Tarihin içerisinde yaşarken henüz yazılmadan önce o tarih o kadar vah falan diye yaşamıyorsun ki. Tabii. Evet tabii. Böyle bir memleketteyiz. Evet biz de böyle mücadele ediyoruz falan diye. Sıradan geliyor ama o dışarıdan değil geldiğinde mi? Görüyorsun ki ne kadar büyük bir tarih yazmışız. Çok enteresan Gezi'de ya. Nasıl bir direniş... Ki o direniş hem simgeleşmiş hem de uluslararası anlamda bir sürü yere ulaşmış. Ben de o yolu şaşırdın, fark etmiştim. Mi? Çok şaşırmıştım tabii. Çok ilginç ya. Evet. Öyle bir serüvendi yayıncılık benim adıma. Zaten Ser'de hep vardı. Hı hı. Aile kökleri olarak da, yetiştiğim ortam olarak da buna hep yakındım zaten. Hı hı. O açıdan da o kültürel buluşmanın yayıncılıkla ne kadar hızlı, değişimin ne kadar hızlı olduğunu bilen, bilinçli bir şekilde tercih ettiğim bir alan yayıncılık. Ne yapıyor insan yayıncı olunca, yani başına geçince bir yayın evinin? Şey mi yapıyorsun, bizde kimler var, ne yapalım, peki kimleri ekleyelim, peki bugün Türkiye'de edebiyat ne durumda, kimler yeni yazarlarımız, kimler olacak, eskiler tekrar tazelenecek falan, yani kitaplar tazelenecek. Tabii, tabii. Bunların hepsini tartışıyorsun. Aslında bir tartışma süreci yayıncılıkta.
bakıyorsun, okumaya çalışıyorsun, dünyayı okumaya çalışıyorsun. Hı. Türkiye'yi bağlamında, Türkiye bağlamında bulunduğumuz coğrafya, Orta Doğu coğrafyası da dahil olmak üzere neler oluyor? Toplumsal olarak insan nereye gidiyor? Malzeme insan Çünkü zaten. Ayakları yere basmalı değil mi? Tabii, Yani tabii. Yaşadığımız dünyayı algılamalısın ki Tabii, şey yapacaksın. Tabii. Şuradan hareketle şu kitap çıkıyor falan İlerleyeceksin, diyeceksin. evet. O tartışmaları, o ilerleyişi görerek, oradan tartışarak ya böyle yapalım, şunu yapalım diyorsun. Yani örnek mesela işte siyasal İslam üzerinden Orta Doğu şekillendiği dönem, işte yine benim tam yayın evine geldiğim dönemdi, Arap Baharı öncesiydi. Siyasal İslam figürünü aynı zamanda hükümetler bağlamında ya da partiler kurarak bir ülkelerin başına getirildiği bir ortamdı o dönem. Türkiye de bundan nasibini almış bir ülkeydi. Ve bunu tartışmak istedim ben mesela. Dedim ki biz bu coğrafyada, içinde bulunduğumuz coğrafya hep dinler ve din üzerinden, din üzerinden, İslamiyet üzerinden çatışmaların göbeğinde bir coğrafya. Bunu tartışalım. Sekülerizm tartışalım. Avrupa'daki örneklerine bakalım. Orta Doğu'daki çevirmeleri. Bu ne zaman oluyor bu tartışmaları bu başlatmak? Arap Baharı'ndan kısa bir süre önceydi. Şu 10 senesi var şu anda İşte. Bunun. 10-11 senesi Çok var. Çok isabetli olmuş. Evet, oradan bir dizi çıkarttık mesela. O dizi çok güzel tuttu. 7-8 kitap yaptık, çeviriler yaptık. Türkiye'den yerli anlamda da yazarların katkı koyduğu bir dizi oldu. Böyle şekilleniyor. Mutfak böyle. Ve o mutfakta da hep bakıyorsunuz, bu arada da hemen onu da söyleyeyim. O mutfakta da hep kadın var. Ha, tam Erkek onu az. Soracaktım. Çok az erkek. Şimdi mutfağı öyle de sen başa geçip böyle diyorsun ki mesela erkekler de var toplantıda. Biz daha yakın zamanda bunu sanat alanında kendi aramızda sanatçı kadınlar konuşmaya çalışıyoruz. Ya o ortamda nasıl olsun? Seni dinliyorlar mı Allah aşkına? Dinliyor tabii. Ya kadın emekçileri biliyoruz yani. Evet, Burada da evet. İşte öyle. Çok tabii. Rahat birbirimizi anlıyoruz. Tabii. Takır takır yürüyor işler. Dinliyor ama mesela bazen şöyle, erkekler de yok değil piyasada. Şimdi burada bir de sermaye kısmı var, sektör kısmı var ya. Sektörel anlamda hani piyasayı biliyor. Pazarlamayı, satışı, dağıtımı biliyor. Sen de Fuarı Allah'tan biliyor. Ne yapıyor? ekonomi Orada mezunusun. Bir sertlik yapıyor. Sertlik yapan ve sürekli böyle bir duvara çarptığın bir durum oluyor. Ve hani bunu kadın bilmez, erkek Ha bilir. işte onu. Var. Çok fazla var. Değil mi? Özellikle bizim sektör şöyle endüstriyel anlamda sermaye üzerinden oluşan bir sektör olduğu için o tarafını görmezden gelemeyiz. Kooperatif kısmında Evet. biraz ona girerim. Burada kadınlar tabii desteklenmediği için sermaye anlamında böyle bir devlet politikası, böyle bir toplumsal şekillenmede ülkemiz ne yazık ki bundan çok fazla, bununla ilgili çok fazla sorunları olan bir ülke. O yüzden kadın girişimci çok az cesaret Kabul edemiyor. görmesi de değil Tabii mi? onun kabul, ama cesaret de edemiyor. Çünkü etrafı erkek egemen bir şeyle oluşmuş, kültürel alan öyle. Erkek egemen. O açıdan da hem cesaret edemiyor, hem kırılabilir, hem dökülebilir. Çok kısa sürede o iş bitebilir. Böyle bir yanı var, bir işletme modeli var çünkü ortada. Ona bir sermaye de gelmek zorundasın. O açıdan da kadın girişimcinin çok az olduğu bir alandayım. Ve söz erkek girişimcilerde. Aynen öyle. Yani bunu erkek belirliyor. Ve burada ama bakıyorsunuz ki tüm yayın evleri için üretenler, çevirmenler, redaksiyon yapan, editörü, grafiker, o üretim mekanizması ince ince işlemeye gerektiren bir alan ya bizim. Edebiyat, şiir, tabii ki erkekleri de burada yadsıyamam. Elbette onlar da var ama kadın emeği çok fazla olan bir alandayız. Saadet Özen'i davet etmiştim Everest yayına. Evet. O da başa geçtiğinde işte. Evet. Ha dedi, bu kadın yayın yönetmeni evet, falan. Saadet. O vesileyle Saadet gelmişti. O kadar benzer konuşuyorsunuz evet. ki. Saadet. Çünkü o da biliyor ya. Yani. Saadet çok şeker, çok, çok seviyorum. Ben tatlıdır. de onunla yakın zamanda tanıştım ve benim de çok heyecanlandığım bir haber olmuştu bu. Kesinlikle çok öyle. Özellikle arka planda şey der, dizgicisi, çevirmeni, işte redaktörü falan hep kadındır ama önde böyle erkeğin adı yazar. Öyle, öyle. Yayın evi müdürü olunca da böyle bir şey yapıyorsun. Kimler var? Denge Tabii, tabii. En başında hani kadının derdi oluyor ya, Bir de yazarları dengelemek tabii falan. Feryal, bir de bakıyorum ben mesela yayıncılığın arka planındaki üretiminde var ya, hani dizgi diyoruz, redaksiyon, okuma, mizah. Kadın sabrı gerektiriyor. Bir erkeğin
ona sabredebileceğini hiç düşünemiyorum. İşte bunu kabul etmesek iyi olur da ben de hıh diye dinliyorum. Bence de evet ama hani bunu kabul etmeyelim, kültürel kodlarımızda ne yazık ki bize bu da yatılıyor ya. Hep böyle sabırla evet, biz arka plan sessizce işimizi yaparız ama o önde hiç görülmez ya. O görünmeyen emeğin ben ne olduğunu her alanda evet, şahit oluyorum. Evet, evet. Yani sen onu yaparsın ve verilen işi de biz öyle öğrenmişiz. Bitirmezsen uyuyamazsın tabii, falan. Tabii. O iş biter sonra ne olur? O kendini de anlatmazsan tamam ne var ki falan diye yaşanır. Ama kadın mücadelesi söke söke gerçekten o noktaya getirerek aldı bunu. Artık evet, öyle değiliz. Şimdi mesela Yayıncılar Kooperatifi'ne geleyim buradan. Oradan gelelim şimdi tabii. Yayıncılar Kooperatifi'ni 2019'da kurarken 6 erkek bir tek kadın olarak. Evet onu gördüm. Ben 7 kişi Sirkeci'de toplantılara başladık. Bir kadın ve ben hani üretim kısmında, projenin oluşturulması kısmında hem aktif rol aldım, hı hı, hem de o erkek arkadaşlarımı bir noktada bir şeylere hani ikna ediyorsun, tartışıyorsun. Tabii devamında 3-4 kadın yayıncımız daha oldu, hı hı, üyelerimiz kurduktan sonra 16 yayıncı. Cesaret verici senin başkan olman da ayrıca şimdi tabii oldu. Tabii şimdi devamında da bence de cesaret verici, bence de birçok kadın yayıncının da gelebileceği bir alanda oluştu. Projeleriyle, ayağı yere basan projelerle. Sorunlarımıza, direkt problemlerimize yoğunlaşıp onları çözmeye yönelik bir, hı hı, imece var burada. Burada bir aynı zamanda dayanışma var. Kooperatif dediğimizde bir imece ekonomisi. Çok 70'leri 80, yani evet, 80'e kadar, 80 darbesine kadar memleket kooperatif doluydu ya, ya. Onları çağrıştırıyor. Tabii, tam dayanışmacı tabii, bir şeyi çağrıştırıyor. Evet. Ama günümüz kapitalist sistemi ya da neoliberal politikalar o kadar çok bu emek yoğun alanı o kadar çok manipüle ediyor ve öyle yoruyor ki o yüzden kooperatifleşme ya da bu şekilde imece ekonomileri kurmak zorunluluğu var, hı hı, artık. Yani zorundayız bunlara. Aslında şeye girmiş oldun. 2019'da Yaykop kuruldu. Kuruldu. Bu niyetle kuruldu. Bu niyetle kuruldu. Çünkü biz şunu gördük. Orta ölçekte ve daha az küçük ölçeklerde yayıncılık yapan ama bu alanda çeşitlilik çok önemli. Yani her kitabı, her fikri tartışmak, onu yaymak çok önemli. Birçok yayıncı bunun rentable olmadığı, karlı olmadığı ya da bir takım politik nedenlerle yayınlamayabiliyor. Ama o kadar çok yayınlanması gereken tartışmalar, bilmemiz gereken şeyler var ki, hı hı, biz bunları işte bu çeşitliliği sağlayan orta ve küçük ölçekli yayıncılar sağlıyoruz bunu. Bu tartışmaları biz yürütüyoruz. Hı. O metinleri biz daha cesurca basıyoruz. Onlar yaşayamıyor, dağıtamıyor, teşhir edemiyor, okuruna ulaştıramıyor en başta. Çünkü kendi emeğiyle o yayın evlerini şekillendirmiş ve çok yaşlı yayın evleri bunlar. Hmm. İşte Tekin var 60 yaşında içinde. Varlık Yayınları var. Evet. 70 çocukluk okuyorduk yaşında dergileri. Varlık Yayınları Filiz Hanım temsil ediyor Varlık Yayınları'nı. O var. Çünkü derdimiz var. Derdimiz kitaplarımızı okurumuza ulaştırmak. Derdimiz o alanda o alanı belirleyen bir takım işte ne diyeyim, hani bu yurt dışında çok net, burada biraz daha flu, Amazon gibi, hmm, tekel oluşturmaya yönelik ve sana dayatarak koşullarını ezen, seni yok etmeye çalışan bir sistem var. Evet. Onun alternatifini örmek zorundaydık. Hmm. Eğer biz 2019'da kooperatif kurmamış olsaydık, şimdi 3 yıllık zaman zarfında yaptığımız işlere bakıyorum, alternatif fuarlar yaptık, hmm, kendi fuarlarımızı yaptık. Evet, maliyetleri aşağı sıfıra indirdik. O maliyetleri aşağı indirerek rahatladık. Kütüphanelere kitaplarımızı koyabildik. Kütüphanelerde, hmm, kitaplarımız yoktu. Oraya erişemiyorsun. Ne kadar önemli aslında. Tek başına erişemiyorsun. Ama bir birliktelik oluşan o ekonomik topluluk bunu sağlıyor. İşte kooperatif o açıdan çok doğruydu. Çok güzel. Çok gerekliydi, haklıydı ve geldiği şey açısından da, bugün açısından da baktığında iyi bir noktada ve bugün evet yayıncılık, hani erkeklerin genelde sektör olarak işte içinde olduğu ve erkeklerin önde göründüğü bir hakim alan. Hakim oldu tabii, hı, bir alan ama burada ne oldu? Burada da yine erkek yayıncı çok fazla. Şu anda işte 40'a yakın, yakında 55'e çıkacak yayıncı sayısı. İçinde bir bakıyorsun 5 tane kadın yayıncı var. Hı. Şimdi 40'da 3 tane var yayıncı, kadın yayıncı. Sen nasıl başkan oldun öyle bir ortamda? İşte böyle bir ortamda hakkını alıyorsun.
Seni var ya. Hakkını arıyorsun diye. Öyle diyorum. Şimdi bana diyorlar çok ki. Çok güzel ikna etmişsindir Akçe'yle. Gerçekten çok şey yani. Analitik konuşuyorsun, çerçeven var. Teşekkür ederim. Böyle ya. Kafa çok hızlı çalışıyor falan. Nasıl ikna etmeyeceksin? Ya aslında bence şöyle ikna değil. Aslında tabii ki o kısmında bir mücadele var. Elbette oluyor. Kabul etmeyebiliyor. Daha yaşlı, nispeten daha eski yayıncılar. Yani kim bu arkadaş diyebilir. Yani şey yapabilir. Ancak öyle değil. Bizim içinde olduğumuz toplam gerçekten iyi bir toplam. Kaliteli ve düzgün bir toplamdı. Bir de işte koşturma, oluşturduğum projeler, işini takip ediyor olman. Güven vermen. Bir de inanıyor olman, vakit ayırıyor olman, enerjin, kadın enerjisinin gücü aslında bence. Yani biraz güzel. O onları bu konuda hiçbiri çok asla güzel. Şey yapmadan, yani hani böyle bir zorluk ya da herhangi bir şey yaratmadan, bir dayatmada olmadan ve 7 yöneticinin içerisinde 6 erkek dedi ki tabii ki kadın olacak. Helal olsun. Ben de çok teşekkür güzel. Ettim kendilerine. Teveccüh yani en azından onu ettiler. Tabii ki bir kadın misyonu çok önemli. Ben ona inanıyorum ve kadının bu anlamda o misyonla, o misyonuyla da önde durup temsil ettiği alanı göstermesi ne çok şey buluyorum. Ya çünkü kadının olması her alanda dediğin gibi ayrıca şeyi kadın emeğini görünür kılmak için kadın edebiyatını, kadın müziğini, kadın sanatını görünür kılmak için evet yani öyle bir şey gerekiyor. Tabii. Yani çünkü gözden bir sürü şey yani kaçırılıyor demeyeyim de yani gösterilmemeye çalışıyor bir sürü alanda. Tabii. Kim yapacak bunu? Biz kadınlar biraz debelene debelene böyle. Evet. Adımız deliye çıksa geçen de öyle bir röportaj oldu dedim. Adımız deliye çıksa da hani ben öyle diyorum kadınlara biraz öyle çılgın, deli, asi ama bu konuda bırakmadan kesinlikle olduğun yerde inanarak mücadele etmek ve almak gerekiyor. Zor evet ama bizim gibi toplumlarda böyle. Hani biz biraz daha farklı bir toplum. Yani gelişmiş değil, daha az gelişmiş birçok sorun kafası olan. Kafası karışık, bir ileri iki geri. Evet, hala demokrasisini tamamlayamamış bir ülkede neler yapıyoruz işte. Ve bunlar bence kurtarıcı. Şimdi sanki program akışını sen oluşturup gelmişsin gibi. Gerçekten böyle laf lafı açıyor ama çok bağlantılar. Deli kadın dedin ya, kadınların böyle deli kimliğine bürünerek aslında özgürleşmesi. Bana direkt Aysel Gürel'i çağrıştırıyor bu mesela. İlk aklıma gelen isimdir. Evet. Çok da örnek veririz ya, bir eşiği açtım ben dedi ve kadın ondan sonra hep öyleydi ama bir yerden sonra sözü dinlenir oldu. Zaten çok üretken, çok iyi şarkı sözü, şiir üreten birisi olduğu için tabii ki kabul ettirdi kendini ama bir yerde de o kılık kıyafetinden yaşam biçimine kimse bir şey diyemedi. Neden? Çünkü şey yani ispat etti ya ben özgürce konuşacağım, özgürce sözümü yazacağım, özgürce yaşayacağım size ne dedi. Ve siz onun kitabını basmışsınız. Sabah gördüm yine onu edineceğim. Aysel Gürel kitabı. Bir anlatsana. Tabii ya Aysel Gürel bambaşka bir şey Feryal. Deli kadın evet bak tam orası aslında. Ama bir yanıyla da o Aysel Gürel deyince çok özgün. Bu topraklara özgün, bu coğrafyaya, bu kültürel olarak da Karadeniz'de doğmuş bir kadın Trabzon'da. Ailesi Erzincan'a kadar giden, kökleri giden bir kadın, şair, yazar, üreten bir kadın o kadar özgün bir feminizm anlayışıyla ve o kadar böyle çok uğraşarak geliyor ve kendini kabul ettiriyor ki kimse tabii sesini çıkartamıyor artık o noktada. O açıdan muazzam bir şey Aysel Gürel. Aysel Gürel'i tanımak, Aysel Gürel'in eserlerine, işlerine dokunmak benim için heyecandan, onurdan öte bir nasıl şey. Nasıl oldu o süreç? Nasıl oldu o süreç? Şöyle gelişti. Ercan Karakaş sağ olsun dedi ki böyle böyle bir şey var. Yani binlerce, on binlerce el yazması metin var. Peçetelerin üzerinde. O şey meşhur sandıktan evet, çıkanlar. Evet. Peçetelerin üzerinde, gazetelerin üzerinde. Aysel Gürel'in kendi el yazılarıyla. Sürekli. Ve hiç durmamış. Yani bütün 24 saat boyunca elinde kalem, defter, bir kağıt bir yerlerde sürekli yazmış. Neymiş mesela mutfakta çay içiyor. Hop gazetenin köşesine bir dakika bana bir şiir geldi falan. Aynen.
Aynen, çok öyle. Acayip bir şey. İnanılmaz yoğun bir yaşanmışlığın sonucunda gelen, sürekli gelen bir şeyler var kadında. Ve ben Ercan abi sağ olsun dedi ki Müjde Hanım'ı ikna edersen sen edersin. Çok yayıncıyı kapıdan kovdu. Çünkü Aysel'e başka türlü bakıyor insanlar. Anlayamıyorlar. Çok daha magazinsel, çok daha işte biliyorsun. Popüler hemen, kültürünü evet, algıladığı gibi. Evet, hemen onu böyle yiyip içip bitirmek, yok etmek üzerine. Dedim ya Aysel Gürel'e öyle nasıl bakılır? Dedim siz dedim beni dedim eve davet edin. Evet. Ben Müjde Hanım'ı belki ikna ederim. Bir iki böyle gittim geldim, çay kahve sohbetler. Nasıl yaptın, nasıl ikna ettin? Ben de işin magazinel kısmını nasıl birisi falan demeyeceğim ama tabii, nasıl tabii. Oldu o muhabbet? Ya çok o muhabbet şöyle gerçekten. Oldu işte aslında 2-3 defa görüştük. 2-3 defa eve gittim. O bana aralarda böyle ince ince sorular sordu. Tabii. Aysel'i arada sordu. Arada başka bir şey biliyor sordu. Biliyor musun diye. Tabii. Okuduğu kitapların üzerine tartışmalar açtı. Onlara ilişkin konuştu benimle. Beni sordu. Böyle ikinci ya da üçüncü buluşmamızda birdenbire aşağıda kahve içerken hadi dedi gel kız dedi sana bir şey göstereceğim. Elimden tuttu. El ele merdivenlerden evin ikinci, üçüncü evet. Katına çıktık. Gel dedi. Gittik. Ben sandığı karşımda gördüm zaten vuruldum. İşlemeleri, maviliği, kırmızılıkları, çiçekli o sandığı. Tam Aysel Gürellik. Onu açtı ve dedi senin dedi. Bunlar dedi bunları dedi oku, bak, ayrıştır. Dediğin arşivlemeyi yap, dijitale aktar ve bunları. Ve kızlarından başka kimse bilmiyor mu o sandığı, açmamış mı? Kızları açmış. Bir de evet. Galiba sanıyorum bir Tarkan da galiba. Sözü. Evet o da bir gidip görüyor sanıyorum. Nasıl bir çok, şeydi o? Çok açıl insan, susam açıl. Nasıl aynen bir şey? Öyleydi. Açıl susam açıl. Açıldı o sandık içinden. Feryal onu görmeni yani bir gün isterim senin. Çünkü bambaşka bir hayat ve Türkiye görüyorsun. Bir Türkiye panoraması var içinde. İki kızıyla birlikte hayat mücadelesi veren bir kadının hikayesi var. O kadının aşkları var. Günlükleri, fotoğrafları vesaire. Nedir fotoğraflar o? Da var ama asıl notlar. El yazması notlar. Bildiğin sarı kağıtlara, defterlere, her şeye not alınmış. Gazete küpürlerinin her tarafı dolu. O gazete küpürleri korunmuş. Ve o korunmuş olması da zaten muazzam bir şey. Ve ben o gazetelerin bir işte bir düşün ki magazin sayfası, koca bir sayfa gazete. Gazetenin her tarafından şiir akıyor. Her yerine yazmış. Allah. Bir yerine değil yani. Gazete olduğu gibi şiir dolu. Hatta adamın yüzüne gelmiş. Adamın yüzünden devam ediyor böyle şiirler. Yazılar, notlar, mektuplar. Ve Müjde Hanım güvendi, inandı. Biz de hakkını vermeye çalışıyoruz. İkinci kitabını yaptık biz. Aa. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam ilk kitaptı. Evet, o kitabın içerisine evet resimleri, albümleri de koyduk. İkinci kitap Sevda'ydı ve devam ediyor. Yani o bütün şiirlerin hepsi basılacak. İçinde o bildiğimiz şiirleriyle birlikte basılacak. Aysel Gürel'i yaşadım aslında. Aysel Gürel'i tanıdım ve yanında oldum. Ben o toplamdan çıkınca onu hissettim. Ve Müjde Arda tabii ki Aysel Gürel hani kızı ama Müjde Arda bambaşka bir kadın. Yani Aysel'i de çok aşan. O tabii başka bir tarihe de denk geliyor elbette. Ama o iki tarihsel tarihin, o bir sürü şeyin, Türkiye tarihinin kesişme evet. Noktaları, işte darbeler, tiyatrolar, tiyatroların yaşadığı, sinema tarihi, bir Müjde Ar tarihi var orada, bir Aysel Gürel tarihi var. Yani bunların hepsini orada, yaklaşık 3,5 sene, 4 sene oldu ve yaşıyorum ben. Çok enteresan. Şimdi ben bunu gazetelerde bu söyleşiyi okudum. Ama Tekin Yayınları işte Elif Akkaya hiç hatırlamıyorum böyle. Hani aslında benim not et çünkü çok meraklıyım. Biyografiye çok meraklıyım. Özellikle sanat alanındaki kadınların hikayesine bir sürü ortaklık var. Safiye Aylalar işte onlar bunlar. Biz okuyorum. Bergen'i okudum falan. Aysel Gürel'i bak haberlerde görmüşüm öyle. Senin yaptığın röportajları da o sandık hikayesi falan. Bir kenarda durmuş. Hayat çok enteresan. Ben seni bugün yayıncılar kooperatifi işte başkan oldu yaşasın falan diye çağırıp ondan sonra bak bakarken ne Aysel Gürel buradan çıkmış Tekin Yayın Evi'nden diyerek bugünün teması bence biraz da bu oldu. Ve hani devam etmek de istiyorum. Ayrıca bir söyleşi de yapacağız bence sen Aysel Gürel evet, üzerine hatta. O kitap üzerine bir okuyup da bir sürü şeyini çok konuşmak isterim. Mesela aklında mıdır bilmiyorum ben
Kaç şiiri beste yapılmış, şarkı yapılmış? Çok fazla. Yani şöyle, onu o zaman çalışırken şeyden çıkartmıştık. Kayıtlı, hı-hı, işte sizin bu özellikle Mesam'dan falan bakmıştık. Mesam'dan çıkartmıştık. 180'in üzerindeydi hatırladığım. Daha fazla da olabilir. Kayıtlı ve onun dışında da hani epey bir şey kayıt altına alınmış var ama... Ve de hiçbir şey yapılmamışlar var. Var. Bir de onun dışında benim şu anda ortaya çıkarttıklarım var. Yani oradan da binlerce şiir çıkacak. Vay be. O binlerce şiir içinde bir sürü besteler, bir sürü hikayeler var. Besteler çıkacak belki. Hı hı. Çünkü müziğiyle getiriyor. Aysel'in öyle bir şeyi var onun. Aysel'in diğer şairleri... Bütün şairlerin, bütün dizelerin bir müziği var, evet. Ama Aysel'in şiirindeki müzik topluma, hepimize geçiyor. Hemen anında geçiyor. Bunu yakalamış. Nasıl bir yerden beslenmiş Aysel Güler? Aysel nereden beslenmiş? Aysel'in çocukluğu, baba ve teyzeler, anneler, çok kadının olduğu, yine çok bir kadının bir ortam, köşkte yaşadığı ve kitapların üzerinde oyunlar oynadığı bir çocukluk. Kitaplarla. Böyle kadınların, şimdi mesela annesi at üzerinde ebelik yapmış, dağlara giden bir kadın. Aşık kadınlar gibi aslında. Bir bağlaması eksik. Çünkü yani, hikaye topluyor aynı evet, zamanda. Çok güçlü kadınlar var Aysel'in hayatında. Oradan besleniyor Aysel. Bana kalırsa. Bir sürü daha yerden besleniyordur elbette ama zaten İstanbul Üniversitesi'ni kazanan, edebiyat bölümünü kazanan o dönem 3-4 kadından birisi Aysel. Ve geliyor erkekler toplumun içerisinde 3 kadın edebiyat fakültesinde. Aynen, senin demin anlattığın gibi işte. Evet, bunlar hepsi beslenme alanları zaten. Ve edebiyat açısından inanılmaz bir tarih. Biz popüler kültür açısından hep magazin sayfalarında, magazin şeylerinde, hı-hı, gördük, programlarında gördük ama o açıdan Aysel'i... Dalga geçiyordu hepimizle çünkü tabii, magazine çıkarak. Orada tabii herkes de dalga geçiyordu ama bir altyapı var ki o röportajları da mutlaka okumanı okuyacağım, göndereceğim sana. Okumanı isterim. Edebiyat tarihi var, şiirin tarihi var, tiyatronun tarihi var. Altyapısı muazzam bir kadın var. Yani öyle bir kadın, onların gördüğü bir kadın değil Aysel. Hala yaşasın, ben de biraz isterdim, biraz muhabbet edeyim kesinlikle isterdim. Ya. Neler ben, kaçırdık. Ben ona dokunmak çok isterdim. Değil mi? Ben biraz Müjdar'a bunu anlattım. Öyle ikna ettim sanırım Müjdar'ı da. Çünkü ben o kadını gördüm. Yani o edebiyata tutkun ve sürekli üretim faaliyeti içerisinde olan kadını gördüm. Çalışırken daha, hı-hı, önce onları görmeden, tabii sandığı görmeden önce epey bir üzerine çalıştıktan sonra, sohbet ettikten sonra böyle bir ikna süreciyle ve onların hepsi gün yüzüne çıkacak. İkinci kitapta. Üçüncü kitap devamı. Tabii iki kitap oldu. İki mi oldu? Ben tabii, iyice kaçırmışım. Tabii, bir sanıyorum. Bir Ne Kavgam, bir de Sevda. Üçüncü, dördüncü. Ya sanıyorum şöyle 20'yi geçecek kitap. Allah Allah. Öyle bir dizi oluşacak. Aysel Gürel dizisi oluşacak. Geliyor mu sana filmcilerden falan şey? Henüz daha hiç öyle gelen yok. Çünkü biraz Müjde Ar şeyi var. Yani o öyle izin vermez Müjde Hanım. O konuda çok ilkeli. Gerçekten üretim, hani edebi üretimi de sanatsal üretimi çok hakkını verecekleri bir tabii alanda. Canım, çok haklı. Bence de evet, çok. Evet, ben de çok yani haklı. Çok de filmler yapılıyor şu anda. Bazen şey diyorsun, ya bu muydu? Ben öyle bilmiyordum falan. Çok iyi anlatılamayabiliyor hikayesi. Müjde Hanım kendisi yapmalı bence. Yani ha, evet, değil mesela mi? Değil mi? Annesine de benzer yani. Ya, kendisi giyinsin, kuşan, yönetmen. Muazzam bir şey çıkar ortaya. Burada ya. Tam şey yapıyorlar, evet, artık. Olayın. Ondan olsun, habersiz. Peki Aysel Gürel hani bir anaerkil bir ortamdan geliyor. Evet, kadın... Kendi döneminde işte mesela Sezen Aksu, Meral Okay, Aysel Gürel, öyle bir kadınlar topluluğu geliyor gözümün önüne. Öylelerdi zaten, evet, de başka kimler var? Öyle bir kolektif var. Ya onun içerisinde aslında tiyatroyla başlıyor. Aslında sahneyle başlıyor. Zaten o sahne ve tiyatrodaki, tiyatroyu bıraktığı zamana ilişkin de çok güzel bir şiiri ve bir mektubu var. Kendini anlattığı Ne Kavgam'ın en başına koyduk biz onu. Orada da bir kadın kolektifi var. Ustaları da var ve işte Anadolu'yu turnelerle karış karış çocuklarını burada evde Fatih'te bırakarak gitmiş bir anne var. O yüzden sürekli, çok güçlüler, müjderlerdi. Tabii, sürekli mektuplarla onlara para gönderen, onları soran bir anne var. Aynı zamanda... Hangi yıllar mesela? 60'lar bunlar mı? 60'lar, 60'lar. Ne kadar zor yıllar, evet, 60, aslında. Çok zor. Hele de bir de tiyatro yapan bir kadın 60'larda düşünebiliyor musun Feryal? Kaç kadın önde zaten? Hani kaç kadın toplumun içerisinde? Çok az.
O açıdan orada da evet bir kadın kolektifi var. Devamında dediğin doğru, ben de öyle görüyorum. Sezen Aksu'lar, o Meral Akay'lar, diğerleri, kızları, tabii, Müjde de var. Çünkü kızların bu, ayrıca. kızları da o işin içerisinde. Büyük bir kadın kolektifi var orada da yine. Bir evin içerisinde birçok kadın, bir yerden çıkan, oradan çıkan kadın, buradan çıkan kadın. Çok Mesela güzel. bir şarkı Firuze'yi Müjde de okuyor önce. Ya. Böyle çok ilginç hikayeleri var. Kaydı var mı peki? Kaydın olup olmadığını bilmiyorum ama o Firuze aslında... mesela benim en bayıldığım şarkılarındandır. Evet. Sezen Aksu ve Aysel Gürel'in tabii ki Evet, yazdığı. evet. Ve böyle bir kadın, yoğun kadın emeği üzerinden 70'ler, 80'ler, 12 Eylül biliyorsun onun Neler ne yaşıyor? kadar etkileniyor da o 12 Eylül'den Aysel. Devamında hepsi hem şarkılarına hem üretimlerine de yansıyor bu. Orada da bir yoğun kadın emeği söz konusu. Ben de onu görüyorum. Bir sürü benim sayamadığım, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü kadın işin içerisinde. Ama kızları ve kendisi ve dostları olan kadın dostları, güvendiği, inandığı böyle birçok kadınla örülü bir hayat. Çocukluğundan itibaren böyle bir Çok hayat. enteresan. Evet. Ya şimdi yani gerçekten ikidir, üçtür belki söylüyor olacağım ama hiç böyle bir şeye niyetli değildim. Aysel Gürel'i en çok konuştuk ya ama hiç alakasız falan değil. Değil, Senin durumunla, değil. senin Tabii konumunla canım, tabii. şey gibi oldu bu yani. Yaşasın, iyi ki Tekin Yayınları'nı işte sen yönetiyorsun. İyi ki o kitapları çıkarıyorsun gibi oldu ama öyle. Bir de Yayıncılar Ha Kooperatifi, değil evet, mi? o Birazcık da hayal. vesileyle çağırdım ama yani oradan nereye geldik? Hepsi tabii Evet, ki birbirle tabii, bağlantılı. bağlantılı. Bu şey, bu kitapları mutlaka benim okumam lazım. Evet. Seninle ayrıca bir Aysel söyleşi. Gürel, hatta Müjde Hanım'a da bir söyleyelim, beraber mi Çok yapsak tatlı olur. acaba? Çok tatlı olur ya Olur vallahi. değil mi? Çünkü şey, önce okumam lazım tabii. Tabii Böyle tabii. ay, acaba nasıldı bir anlatır mısınız falan bir yere kadar. Okudukça insan şeyi görüyor. Benzerlikler, hayat hikayelerimizdeki. Farklı kuşaklar olsa da burası, bu memlekette şey olarak yani kadın olarak bir şey üretmeye çalışmak, sanatla uğraşmak falan filan. Çok ortak hikayelerimiz var. Farklılıklar ne? Onları bir böyle Evet. bayağı bir şey yapmak isterim. Hala şuradayız. Ben Aysel'de de onu görüyorum. Az önce de seninle arada konuştuk. Erkek ya da işte yani kültürel alanda, çünkü Evet. biliyorsun egemen güç, yani ne yazık ki hani erkekler burada daha baskın duruyor Hı. ama erkek bir birim enerji harcarken kadın kendi oluşumu serüveninde, kendisinin oluşumu ve üretim serüveninde 5 birim harcıyor. Hala öyle. Aysel'de de bu çok fazla. Kadınların içerisinde büyüyor. Trabzon gibi bir yerde Evet. üniversiteyi kazanan ve işte Gülcemal vapuruna binip de İstanbul'a gelen 2 kadın, 3 kadın. Bunların hepsi büyük mücadeleler. Orada onu görüyorsun. Bugün hala aynı. Tabii daha biraz daha bu konuda daha örgütlüyüz, daha farkındayız birçok şeyin ve bunun için çok fazla mücadele veriliyor sokaklarda, her yerde. Ama bu çok net Hı. birçok alanda, kültürel alanda da çok net. Erkek bir birim enerji harcarken ben yanında 5 birim enerji harcamak zorundayım. İşte mesela yayın evi yönetmek de öyle bir şey, değil mi? Yayın evi yönetmek de öyle bir şey, kooperatifte olmak da öyle bir şey. Her alan böyle ne yazık ki, ama hiç umutsuz değilim. Yaşasın güçlü kadınlar. Enerjim beni çok motive Enerjik ediyor. kadınlar. Evet. O yüzden de bu alandaki o erkek egemen hakimiyetini kırıldığını da düşünüyorum Bir şey zaten. söyleyeyim mi? Şu anda izleyen kadınlar böyle şey oldular. Bir yerlerinden kalkıp böyle bir dakika ya. Hadi çıkalım. Bayağı bir enerji verdin. Ha, geldiğinden beri öylesin de bitiriş de final de çok şahane oldu. Ay İyi canım. ki geldin Elif. İyi ki tanıştık Ya seninle. evet, ne kadar güzel oldu. Ve bundan sonra görüşeceğimiz kesin. Tamam, çok Bir teşekkür ederim. bu şey söyleşi için ayrıca görüşmek isterim ama ayrıca tabii ki muhabbet için Tabii. neler yapacaksın, neler Tabii. Tabii yapıyorsun tabii sık tabii. sık soracağım sana. Tabii tabii mutlaka. Ben bu Konserlerde arada zaten değil mi? Dans eden kadını göreceğiz orada. ya hiç sorma, deri pantolonlu dans eden kadın diye zaten bayağı bir dedikodu yürüyor. Ben sana sahneden selam da Elif hoş geldin. Ben de şairleri, yazarları getirerek onlarla senin türkülerinle dans etmeye devam Ay edeceğim. şahane ya. İyi ki buluştuk, iyi ki Çok tanıştık. teşekkür ederim Ben de Feryal. Çok teşekkür heyecanlı ve ederim. çok mutlu, Çok da mutlu güzel. olduğum bir program Çok oldu. teşekkür. Güzel de anlattın kendini, kadınları, hayatımızı, memleketi. İyi ki varsın. İyi ki İyi ki. Yaykop'un başkanı olmuşsun. İyi ki hepimiz varız. İyi ki kültürel alanda Evet. üreten süreçte iyi ki hepimiz Ne varız. güzel.
Sevgili Juntv izleyicileri, Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programında sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.